Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok seviniriz diyoruz ve zamanınızı almadan hemen videomuza başlıyoruz. Şimdiden iyi seyirler. Altay Dağları'nın güneydoğusundan güçlenip tarih sahnesine inen Aşina ailesi, Bumin önderliğinde 6. yüzyılın ortalarında Göktürk Kağanlığı'nı kurdu. Bumin ve kardeşi İstemiyabgu kısa sürede tüm Türk boylarını tek bir bayrak altında birleştirip Asya steplerinin en güçlü siyasi gücü haline geldiler. Egemenlik sahaları bugünkü Moğolistan'ın doğusundan Hazar Denizi'nin ötesine kadar uzandı. Bumin'in Juan Juanları yenip tarih sahnesine çıkmasından çok da uzak olmayan bir tarihte, kuruluştan takribi 25-30 yıl sonra devlet doğu ve batı olacak şekilde ikiye bölündü. Altay Dağları'nın batısındaki Türk boyları bu andan itibaren kendi kaderlerini çizerken, doğudakiler yani devletin ana coğrafyasındakiler hayatlarına kaldığı yerden devam ettiler. 621 yılında Ötüken'de tahta oturan İlkhan, en büyük düşmanı Çin ülkesinin yönetici hanedanı olan Tangların üzerine başarılı seferler yaparak atalarını gururlandırmaya devam etti. Kendinden önceki kağanların gidemediği noktalara kadar akınlar yapan İlkhan, bu denli başarılı olmasına rağmen saldırıları durdurması için ayağına kadar gelen İmparator Taizong'u kendisine denk sayarak 626 yılında Wei Irmağı kenarında onunla yüz yüze görüşüp bir barış antlaşması yaptı. Bu tarihten itibaren Tanglar güçlenirken Göktürkler hızla zayıfladı. Özellikle benzer dönemlere denk gelen kıtlık, konar göçerleri olabildiğine zorladı. 627 yılında kış çok sert geçmiş, ovalara yazın bile kar yağmıştı. İklime bağlı olarak oluşan kıtlık Göktürk sürülerini ve askerlerini telef etmişti. Ekonomik olarak çöküntüye giren Kağan, bu açığı kapatmak için diğer Türk boylarının vergilerini arttırdı. Kıtlıkla boğuşan Türk boylarından Sir Tarduşlar, Bayırkular ve Uygurlar isyan ederek iç savaşı başlattı. Takiben Doğu ordularına komuta eden İlkhan'ın yeğeni Tuli, amcasıyla arasının açılması sonucu onun hükümdarlığını tanımadı. Kendine bağlı birlikleri ana kümeden kopardı. Her şeyin kötü gitmesi nedeniyle İlkhan açlıktan kırılma noktasına gelen halkıyla beraber Çin sınırına yakın bir yere otağını taşıdı. Çin İmparatoru Taizong, takatten düşen İlkhan'ın üzerine asker sevk etti. Ordunun komutasını uhdesine alan General Li Qing, Göktürkleri 630 yılında Ying Dağları'nda sıkıştırıp bozguna uğrattı. Kaçmaya çalışan Kağan'ı bir vadide yakaladı. Baharın gelmesiyle yeniden umutlarının yeşereceğine inanan Kağan'ı, 630 yılının kış bitiminde Mart-Nisan'a kavuşurken Çin Sarayı'na esir olarak götürdü. Böylece Göktürk Devleti'nin doğu kısmı hazin bir sonla yıkıldı. 1. Göktürk Kağanlığı'nın siyasi tarihiyle ilgili detaylı anlatımı sağ üstteki karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Ayrıca Orta Asya Türk tarihiyle ilgili daha kapsamlı bilgiler edinmek için Kronik Kitap'tan çıkan ilgili kitapları okuyabilirsiniz. Video yaparken bizlerin de bolca faydalandığı Eski Türk Tarihi, İlk Türkler, Gökbörü'nün İzinde, Bozkır'ın Kağanlıkları, Türklerin Büyükleri ve Türklerin Serüveni kitaplarını okumanızı tavsiye ederiz. Bu kitaplarda Türk milletinin kökenini, ortaya çıkışını, yaşam tarzını, Çin'le ve diğer komşularıyla ilişkisini, kadim coğrafyasını, fetihlerini, kurduğu siyasi yapıları, göçlerini ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Açıklamalar kısmına bıraktığımız Amazon linki sayesinde eserleri temin edebilir ve bir Bozkır kitaplığı kurabilirsiniz. Bunları ve benzer eserleri tarih severlere sunan Kronik Kitaba da DFT Tarih Ailesi olarak teşekkür ederiz. Esaret altında. İlkhan'ın emrindeki Türkler devletin dağılmasıyla varlıklarını koruyabilmek adına birbirlerinden farklı hareket ettiler. Bir grup Çin'in üstünlüğünü tanıyıp Ötüken ve etrafını il tutan Tarduşlara katılmak için kuzeye yöneldiler. İkinci bir grup Altay Dağları'nın batısına geçip Batı Göktürk Kağanı'nın hizmetine girerken, üçüncü bir grup Tanrı Dağları'nın güneyine yöneldiler. Burada Kaşgar, Hami, Karaşar gibi kentler vardı. Bu kentler Batı Göktürklere bağlı gibi görünseler de kendi başlarına hareket eden şehir yapılanmalarıydı. Türkler bu şehirlerin yöneticilerine bağlanıp bölgede varlık gösterdikleri gibi bölgenin Türkleşmesini de hızlandırdılar. Dördüncü ve ana kütle ise Çin İmparatorunu Tanrı Kağan belirleyip ona sığındı.
İmparator ve danışma meclisi kendilerine sığınan 100 bin kadar Türk'ü ne yapacakları konusunu oturup düşündüler. Hiçbir şekilde Türklere güvenmeseler de kıtlıktan kaçıp gelen başsız sığınmacılar konusunda bir çözüm bulmalıydılar. Seçenekler arasında bu kümeleri yok etmek, kuzeyden gelecek saldırılara karşı kullanmak, asimile etmek, Çin'e yerleştirmek gibi pek çok şeyler vardı. İmparator, vezirlerinin ekseriyetinin düşüncesinin aksine bir karar alıp Göktürkleri Sarı Nehri'nin güneyine geçirmeye karar verdi. İlkhan ve Tuli'den aldığı toprakları 10 ayrı garnizona ayırıp bu askeri komutanlıkların başına kendi adamlarını atadı. Aşina hanesinin üyelerini ise 10 bin kadar Türk'le başkent Chang'an'a getirdi. Türklerin esaret günleri böylece başladı. Amcasına ihanet edip daha önce Çin'e sığınan Tuli, 631 yılında genç yaşta öldü. İlkhan o sırada hayattaydı. Üzüntü ve kederden her geçen gün eriyordu. İmparator ona iyi davranmış, yanında makam mevki vermiş, onurlandırmaya çalışmıştı. Ama o ve ailesi yaşadıklarını gururlarına bir türlü yediremiyordu. İlkhan'ın bu durumuna üzülen İmparator Taizong, onu geyiği bol bir yere vali olarak atadı. Buna rağmen toparlayamayan Göktürklerin koca hanı, kimilerine göre üzüntüden, kimilerine göre hayatına kıyarak 634 yılında gözlerini ebedi olarak yumdu. Bozkır'ın evlatları Çinlilerin tarlalarında, kilim tezgahlarında, demir ocaklarında çalışır olmuşlar, tankların boyunduruğunda Çinli gibi yaşamaya başlamışlardı. Aşina ailesinin fertleri, sarayın onlara verdiği ikincil ünvanlarla birer kukla gibi denileni yapmaktan başka bir işe yaramaz haldeydiler. Ailenin bazı üyeleri halkın ve kendilerinin düştüğü durumdan hiç de memnun değillerdi. Bunlardan birisi de sizlerin Kürşat olarak bildiği Çi Şuai Şuai'ydi. Çi Şey Şuai, Tuli Kağan'ın küçük kardeşiydi. Çapkınlığı ve disiplin sorunlarından dolayı ağabeyi ile arası açılınca Çin sarayının da gözünden düşmüş, kenara itilmiş bir asilzade konumundaydı. Kaybedecek çok da bir şey olmayan bu Göktürk asilzadesi hem kendisinin hem de halkının içinde bulunduğu durumdan rahatsızdı. Bir şeyleri değiştirebilmek adına ihtilal yapmaya karar verdi. Türkleri esaretten kurtarıp yeniden istiklale kavuşturabilme hayalleriyle yanıp tutuşan 40 asilzadeyi daha peşine taktı. Amacı imparatoru bir gece yarısı saraydan kaçırıp kuzeye gitmek ve ağabeyi Tuli'nin oğlu Holoko'yu han yapmaktı. Bu amaçla Kürşat ve 40 yoldaşı 639 Mayıs'ının bir gecesi planlarını uygulamaya koydu. Ne var ki havanın kapanıp yağmurun bastırması planlarını bozdu. Saraya gizlice girmek yerine çarpışarak girmeye çalışınca başarısız oldular. İmparatoru kaçıramayacağını anlayan Çi Şey Şuai, arkadaşlarını da alıp Wei Irmağı'na doğru kaçtı. Ne var ki bu girişimlerinde de başarısız olup yakalandı ve ölümle cezalandı. Tang boyunduruğundaki Göktürklerin ilk başkaldırısı, Çi Şey Şuai'nin kanının Wei Irmağı'na akması ve Holoko'nun güneye sürülmesiyle neticesiz kaldı. İhtilal girişimi Çinlilerin yüreklerine derin bir korku saldı. İmparator Göktürkleri ülkesine almakla ne büyük bir yanlış yaptığını anladı. Onları yeniden Sarı Nehri'nin kuzeyine geçirmeye karar verdi. Kendisine çok yakın birini kuzeye yollayacağı Türklerin başına han yapma niyeti vardı. Bu iş için Su Mo'yu seçti. Su Mo, Göktürk eski hanlarından Çi Mi'nin torunuydu. Fiziksel görünüşü Türk'ten ziyade Soğutlu'ya benzediği için hanedan tarafından dışlanmıştı. Bu dışlanma onu Çin Sarayı ile yakın temasa sürüklemişti. İmparator da bu yüzden sözünü geçirebileceği Çinileşmiş Su Mo'yu han ilan etti. Ona Li soyadını verip Tang hanesi adına yönetici olduğunu üstüne bastıra bastıra yineledi. Sir Tarduşları da onlara saldırmaması konusunda uyardı. Sonuçta Sir Tarduşlar Göktürklerin yeniden kuzeye gelmesiyle doğal olarak kendilerini tehlikede hissedeceklerdi. Yeminis Husilipi Khan olarak adlandırılan Su Mo, 30 bin hane ve 90 bin savaş atıyla 640'ta Sarı Nehri geçti. Çin bu yöntemle hem mülteci Türklerden kurtuldu hem de Gobi Çölü'nün güneyinde kendine bağlı bir uydu devletçi kurmuş oldu. Sir Tarduşların lideri İnan duruma oldukça tepki gösterdi. İmparatora Göktürklere güvenmemesi gerektiğini, onların nankör olduğunu, insan gibi muameleyi hak etmediklerini defalarca söyledi. Gerekirse Çin için Göktürkleri yok edebileceğini bile belirtti.
Ama imparator buna izin vermedi. İnan imparatorun iradesine kulak asmaksızın bir fırsat bulup oğlunu 643'te Göktürklerin üzerine yolladı. Baskı karşısında Göktürkler çaresiz kaldı. Su Mo direnç gösteremeyip Çin'e sığındı. İmparator Su Mo'ya kol kanat gerip onu bir daha kuzeye yollamadı. Ve ona bağlı bazı aileleri yine Sarı Nehri'nin güneyini alarak bu küçük devletçi yaşatma fikrinden vazgeçti. Sir Tarduşların kendi başlarına iş yapmasını şimdilik sineye çekti. Tang Hanedanı günden güne güçleniyor, İmparator Taizong, Çin tarihinin en başarılı liderlerinden biri olarak dört bir tarafa ordular sevk ediyor, topraklarına toprak katıyordu. Sıradaki hedefi kuzeyde palazlanan Sir Tarduşlardı. Türk boylarından olan Sir Tarduşlar, imparator sayesinde Göktürk mirasına konduklarının farkındaydılar. Bu sebeple ki İnan Kağan, yer yer sürtüşmeler yaşasa da ölünceye kadar Chang'an'daki saraya sadık kaldı. 645'teki ölümüyle başa Lü Yabgu Kağan geçti. Lü Yabgu gurura kapılıp kendini Çinlilere denk sayınca desteklerinin çoğunu kaybetti. Kısa süre sonra Uygurlarca öldürüldü ve yerine Yuo Mo Chi geçti. Bu lider seleflerinden daha güçsüz olsa da yavaş yavaş güçlenmeye çalışınca Çin İmparatoru yer yer sorun çıkaran Sir Tarduşların kalemini kırdı. Üzerlerine bir ordu yolladı. Bu ordu kolayca galip gelip 647 yılında Kağanlığa son verdi. Yuo Mo Chi'ye bağlı boylar doğrudan Çin Sarayı'na biat edince bölge daha sıkı bir şekilde Tang merkezine bağlandı. Aşina ailesinin çoğu Tang hizmetine girmiş olsa da bazı asilzadeler Bozkır'da tutunma konusunda ısrarcıydılar. Hu Po bunlardan biriydi. 638 yılında Altay Dağları civarında güçlenmeye başladı. Sir Tarduş ve Çin baskısına dayanamayacağını bildiğinden Altay Dağları'nın kuzeyine çekildi. Çin merkezinden binlerce kilometre uzakta gelişip güçlenmesi daha kolaydı. Etrafına yeteri kadar insan toplayınca Çepi ünvanıyla kendisini Kağan ilan etti. Sir Tarduşların yıkılması üzerine 647 civarında Ötüken'e inip Çin ile temasa geçti. Bu hamle onun hikayesini daha başlamadan bitirecekti. Çinliler Çepi'nin üzerine 649'da ordu yollayıp yanındaki boyları tarafına çektiler. Yalnız kalan Kağan'ı da yakalayıp başkente getirdiler. Ona bağlı grupları da bir komutanlık altında idarelerini kattılar. Doğu Göktürk sahasındaki hemen hemen tüm boylar Çin egemenliğini bir şekilde tanımış oldular. İmparator Taizong 649 yılında ölünce yerine oğlu Gaozong ünvanıyla tahta oturdu. Yeni liderin ilk işlerinden birisi artık tamamen ele geçirilmiş Doğu Göktürk sahasını idari düzene sokmak oldu. 650'de bölgeyi iki büyük valilik altında düzenledi. Onun bu girişimi sayesinde kuzeyden gelen akınlar son buldu. Çin'in kuzeyi rahat bir nefes alabilme imkanına kavuştu. Babasının yolundan giden Gaozong, var olan azametini daha da arttırma gayesiyle hareket etti. Yeni yerler fethetmek, Tanglar için artık vazgeçilmez bir uğraşı olmuştu. Bu uğraşıdan Batı Göktürkler de nasibini aldı. Altay Dağları'nın batısındaki Göktürkler aralarındaki mücadelelerden dolayı Çin'e her geçen gün daha da bağımlı hale gelmişlerdi. 640'lı yıllarda Hami, Karaşar, Kuça, Turfan gibi şehir devletleri Tang hanesine bağlandı. Gaozong, General Su Ting Fang ve birkaç generalini 656 yılında Batı Göktürk Kağan'ı Holu'nun üzerine yolladı. Yapılan mücadeleler sonucunda Batı Göktürk diyarları Tang idaresine geçti. Çinliler buraları 3 ayrı valilik şeklinde düzenleyip etkilerini Mavera-Ünnehir'e kadar taşıdılar. Batı Göktürklerini kendi güdümlerinde olan hanlarla idare etme yoluna gittiler. Bu durum böyle gidecek, Kürşat'ın yaktığı ihtilal ateşi sönecek diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 679 yılında Çin generali olarak görev yapan iki Türk Wenfu ve Feng Chi isyan bayrağını çektiler. Aşina hanesinden Ni Shufu'yu Kağan ilan edip bağımsızlık mücadelesine giriştiler. Bu isyan kısa sürede tüm boyları etkileyince Çin imparatoru durumdan rahatsız olup bölgeye ordu sevk etti. Yolladığı ordu ağır bir yenilgi alınca büyük bir gayretle yeni ordu kurup Peixing Xian'i komutan atadı. Kuzeye ilerleyen Pei zor da olsa Göktürkleri yendi.
isyanı bastırdı. Kaan ise kendi adamlarınca öldürüldü ve başı Çangan'a yollandı. İsyan bastırılmış olsa da esaret altında doğmuş yeni nesil Göktürk evlatlarının içine bağımsızlık arzusu düşmüştü bir kere. Wen Fu bu sefer de Fu Nian'i Kaan ilan edip 681'de daha kuzeyde isyan etti. İmparator olayların önünü almak için General Pei'ye bir kez daha görev emri yazdı. General ordusunun başına geçip Bozkır'a çıktı. Bu sefer Göktürkleri yenemeyeceğini anlayıp diplomatik yollarla düşmanlarının arasını açmaya çalıştı. Amacına ulaşıp Wen Fu ve Fu Nian Kaan'ı birbirinden ayırıp ikisini ayrı ayrı avladı. Teslim olan Fu Nian, Çin başkentine götürüldü. İmparator onun canına kıymayacağı sözü verse de bu sözden caydı. Göktürklerin bu isyanlarına sert bir cevap vermesi gerektiği kanısındaydı. Kaan'ı ve Aşina ailesinden 54 kişiyi dar ağacında sallandırdı. Göktürklerin liderlerini bu şekilde ortadan kaldırmak, aslına bakılırsa çok da mantıklı bir icraat değildi. Yeniden Doğuş. Fu Nian ve asillerinin öldürülmesiyle onlara bağlı Göktürk obaları Yinshan Dağı'na sığındılar. Sayıları çok azdı ve onları koruyacak bir güçten de yoksundular. Liderlerinin yasını dahi tutamadan Aşina ailesinden Kutlu'yu kendilerine başbuğ edindiler. Böylece Göktürklerin 3. bağımsızlık harekatı başladı. Kutluk, Doğu Göktürklerinin son hükümdarı İlkan'ın soyundandı. Shanyu eyaletinde boybeyliği yapmıştı. İlk iki isyanda adı geçmese de Yinshan Dağı'na çekilen bağımsızlık yanlıları onu liderleri seçmişti. Kutluk halkını Karakum Kalesi'ne indirip burada 9 Oğuzların sürülerini yağmalayıp güç kazandı. 682 yılında İlteriş ünvanıyla kendisini Kaan ilan etti. Asihte ailesinden esaret altında olan Tonyukuk hapisten çıkınca İlteriş Kaan'ın yanına sığındı. Kaan onun gelişine çok sevindi. Devlet yönetiminde tecrübeli, zeki, bilgisi derin, tanınmış ve önemli bir aileden gelen Tonyukuk, yeni yapılanan Kaan'la büyük katkılar sağlayabilirdi. Tonyukuk'u danışmanı yapan İlteriş, pek çok konuda onun birikiminden faydalanacaktı. Sürülerini Göktürklere kaptıran 9 Oğuzlar, İlteriş'in potansiyel gücünden çekinip Kitanlara ve Çin'e elçi yolladılar. 9 Oğuz lideri Baz Kaan, yılanın başını küçükken ezmek gerekliliğine inanıyordu. Tonyukuk, felaketin yaklaşmakta olduğunu anladı. Bu denli güçsüzken bunca düşmanla baş edemezlerdi. Hele Çin'in bölgeye asker yollaması sonları dahi olabilirdi. İlteriş'i ikna eden Tonyukuk, 2000 adamıyla 9 Oğuzların üzerine sefere çıktı. Ötüken dağlarına ilerleyip Tolu Irmağı'nı geçti ve Baz Kağan'ın 6000 kişilik ordusuyla karşılaştı. İnekler Gölü Muharebesinden galip çıkan Göktürkler oldu. Baz Kağan oğluyla beraber muharebe meydanında öldü. Başsız kalan 9 Oğuz boyları İlteriş'in huzuruna gelip ona itaat ettiler. Böylece bu muharebeyle beraber Göktürklerin bağımsızlık mücadelesi bir sonraki evreye geçti. Tangların sancılı taht değişimlerinden kaynaklı odaklarını kaybetmelerinden yararlanmak isteyen Tonyukuk ve İlteriş Kaan, yönlerini yıllardır kendilerine acılar çektiren Çinlilerin topraklarına çevirdiler. İmparatorun kuzey eyaletlerine yağma akınları yaptılar. Çinli komutanlar bu akınları durdurmak için canhıraş bir şekilde çalışmakla beraber eski günlerin geri geldiğini anladılar. Yeni Türk Kağan'ı galibiyet üstüne galibiyet alıyor, sürülerini ve otlaklarını genişletiyordu. Bu başarıyı duyan diğer boylar da bir bir onun bayrağı altında toplanınca İlteriş'in büyümesinin önü alınamadı. Altay dağlarından Kerülen nehrine, Baykal gölünden Çin Seddi'ne kadar olan topraklar Göktürk Kağan'ının yönetimine giriverdi. Batıda Türgişlerin, doğuda Kitanların üzerine seferler yapıldı. Bozkırlarında o dönemlerde yaşam şartlarına elverişli olmasıyla Türkler çoğaldıkça çoğaldı. Göktürkler artık eskisinden daha güçlü bir şekilde Bozkırların hakimiyetini ellerine geçirdiler. İlteriş 692'de genç yaşında öldü. Yerine kardeşi Bögü Çor geçti. Sonraları Kapkan yani Fatih ünvanıyla anılacak Kaan, ünvanına yakışır şekilde Türk tarihinin en büyük fatihlerinden birisi olacaktı. Kapkan tahta geçtiğinde 3 ana prensip belirledi.
Çin üzerine baskı kurmak, Çin'e yerleşen Türkleri geri getirmek ve bozkırlardaki Türkçe konuşan tüm boyları bayrağı altında toplamak. Tang İmparatoru Gaozong uzunca süren hastalığının neticesinde 683'te ölünce tahta oğulları geçse de İmparatoriçe Wu çok geçmeden tüm iktidarı ele aldı ve 690 yılında başa geçip Tangların yönetimdeki ağırlığını kırmaya çalıştı. Kapgan Khan, İmparatoriçe Wu'nun orduları üzerine bir yağmur gibi yağdı. Kuzey Çin'de yağmalanmadık ev, ayak basılmadık kasaba ve köy kalmadı. 695 yılına dek hiç durmayan Kaan, o yıl bir barış anlaşması yapıp Çin sarayına kendi varlığını resmiyette de onaylattı. Wu'nun başındaki diğer bir dert Kuzeydoğu'da isyan eden Kitanlardı. Kapgan burada araya girip İmparatoriçe'ye yardım teklifinde bulundu. Karşılığında Kuzey Çin'deki Türklerin kuzeye yollanmasını istiyordu. Çinliler bu teklifi kabul edince Kapgan, 696 baharında sefere çıkıp Kitanları bir tehlike olmaktan çıkardı. Onları ve etrafında toplanmış bazı Moğol boylarını kendisine diz çöktürdü. Sefer sırasında Kapgan'a karşı Çinliler, batıdaki Türgişler ve kuzeydeki Kırgızlar ittifak kurdular. Vezir Tonyuk'un tavsiyesi üzerine Kapgan, 696 yılının kara kışında Yenisey Vadisi'ndeki Kırgızların üzerine sefere çıktı. Karları yararak, ağaç dallarına tutunarak, yer yer at değiştirerek, yolsuz vadilerden ilerleyerek Köngmen Dağı'nı aştı. Kırgızları yenip beylerini öteki dünyaya yolladıktan sonra bu Türk boyuna diz çöktürdü. 698'de yönünü Çin'e çeviren Kaan, İmparatoriçe'ye elçi yollayıp ondan bazı isteklerde bulundu. Feng, Sheng, Xia, Shu, Ling ve Tayi eyaletlerinde yerleşik yaşayan Türkler Göktürk topraklarına gelecek, soltlu tüccarlar aynı şekilde Türk kentlerine yerleşecekti. 100 ton tohumluk darı, 3000 çift tarım aracı ve 10 binlerce ton demir kendisine verilecek, kızlarından birisi de Tang prenslerinden biriyle evlenecekti. Kraliçe başta bu teklifleri reddetse de Kaan'ın hiddetinden korkup tüm isteklerini kabul etti. Bu Göktürkler için muazzam bir başarıydı. Kraliçe kurnazlık etmeye çalışıp Tang soyundan bir prensi değil, kendi akrabalarından birini damat olması için seçti. Damat adayı Wu Yanxiu bir kafileyle Türklerin güneydeki merkezlerinden Karakum'a geldi. Kapgan karşısında Tang sülalesinden bir prens görmeyince sinirlendi. Kızını Çin'in asıl hak sahipleri Tanglarla evlendirmek istiyordu. Kraliçenin Tang hanesinin ayağını kaydırmak istediğini, Tangların ise kendisinin müttefiki olduğunu ileri sürerek Çin'e savaş açtı. Akıllıca bir hamleyle Çin'in iç işlerine karışan Kaan, Tangları tahta oturtma bahanesiyle Çin'e ilerlemeye hazırlandı. Kaan tüm gücünü topladı. Dört bir koldan Çin'e saldırdı. Uzun yıllardır bu denli büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmayan Çinliler neye uğradıklarını dahi anlayamadılar. Kaan ve beyleri üzerlerine yollanan orduları bir bir yendi. Çin Seddini, Sarı Irmağı geçip diyarın içlerine kadar girdi. Yakılmadık kasaba, yağmalanmadık ev bırakmadı. İmparatoriçe Kaan'ı öldürene prenslik vaat etse de olmadı. Elinden hiçbir şey gelmiyordu. Göktürkler tüm Kuzey Çin'i istila etmişlerdi. Wu son çare olarak Tang prenslerini aktif bir göreve getirdi. Kaan'ın isteğiyle yapılan bu hamle Tang neslinin devamını sağlayacaktı. Alacağını alan, yağmaladıklarını sırtlanan Göktürkler, Kaanlarının emriyle 698 sefer mevsiminin sonunda kutlamalar yapmak için Ötüken Yaylası'nın yolunu tuttular. Çin, eski günlerdeki gibi büyük bir baskı altına alınmıştı. Toprakları doğudan batıya 5000 kilometreyi bulan Kaan ve Vezir Tonyukuk, baş başa verip yeni bir idari düzenlemeye gittiler. Kapgan, kardeşi Tuşifu'yu Doğu kolunun şatlığına, abi İltiriş'in oğlu Bilge'yi Batı kolu şatlığına getirdi. Oğlu İnel'i Küçük Kaan yapıp, kendisi de Kaanlar Kaanı oldu. Kapgan, aynı yıl Türk işlerin üzerine yollamak için bir ordu kurdu. Genel komutayı Tonyuk'a verip, onun yanına Bilge Şat ve oğlu İnel Kaan'ı da kattı. 698'de batıya yönelen Göktürk ordusu, Altay Dağları'nı aşmaya koyuldu. 690'lı yıllarda Batı Göktürklerinin iyice zayıflayıp Çin'e bağlanması sonucunda Batı Göktürk boyları Türgiş Boy Bey'i Uçele etrafında yeniden organize olmuşlardı.
Kapkan Kaan ile haşmetli bir dönem yaşayan Göktürkler güçlenince Tang hanesi ile ittifak yapmışlardı. Tonyukuk bunun intikamını almak için Altayların batısına indi. İrtiş nehrini geçip Ulungur Gölü yakınlarında Türgiş Kaan'ı ile büyük bir muharebeye tutuştu. Türk tarihinin en büyük cenklerinden birinde galip gelen Tonyukuk oldu. Uçele Kaan esir düşerken Türgişlerin emrindeki Onok boyları Kapkan'a bağlılıklarını sundular. Böylece Doğu ve Batı Göktürk beyleri yeniden birleşmiş, Türk birliği büyük oranda yeniden kurulmuştu. Kapkan Kaan soluk vermeksizin Çin üzerindeki seferlerine devam ederken Tonyukuk, İnel ve Bilge yeni açılan cephelerdeki mücadeleye ağırlık verdiler. Tonyukuk genç teginleri alıp binlerce kilometre at sürdü ve 701 yılında Seyhun Nehri'ni aştı. Maveraün Nehir topraklarına vardı. Orada bölgenin şehir devletlerini ele geçirmeye çalışan Araplarla ilk kez karşılaştı. Sonrasında Turan ile İran sınırı sayılan demir kapı geçitlerini geçip Toharistan'daki bazı İrani toplulukların üzerine yağma akımları yaptı. Kaanlar Kaanı Kapkan 703 yılında Çin politikasını değiştirdi. İmparatoriçe Wu'ya elçi yollayıp Tang veliahtını kızıyla evlendirmek istediğini söyledi. Wu, 5 yıl önce düştüğü hataya bir daha düşmek istemeyip el mecbur teklifi kabul etti. Kapkan duruma çok sevindi. Kızı sayesinde Çin sarayında dönen siyasete müdahil olabileceğini düşünüyordu. 705'te Wu'nun tahtı Zhongzong'a bırakmasıyla işler değişti. Yeni imparator Kaan'ın kızıyla evlenmeyi reddetti ve savaş yeniden başladı. Göktürklerin saldırıları o kadar can sıkıcıydı ki imparator tüm memurlarına Kapkan'ı öldürme planı yapmaları için emir verdi. Göktürklerin bu güçlü konumu bir süre daha devam etti. Kapkan 710'da Tangların başına geçen Ruizong'da ittifak yapmak istedi ve bir prensesle evlenmek istediğini belirtti. Ruizong, Kaan'a bir Tang prensesi yerine ikinci sınıf bir prenses yolladı. Kaan daha önce benzer durumlarda çok iddetlenmişti ama bu sefer duruma ses etmeyip evliliği tamamına erdirdi ve Çin üzerine olan seferlerini azalttı. Kaan'ın Çin'e tavizkar davranmasının sebebi devletin içte problemler yaşamasıydı. Kapkan büyük bir Kaan olmakla beraber şiddet birisiydi ve sert bir yönetim sergiliyordu. Onun bu sertliği ve giderek yaşlanması boyundurundaki boyların bir bir ayaklanmalarına neden oldu. 710 yılından itibaren Kırgızlar, Bayırkular, Türgişler, İzgiller, Karluklar ve hatta 9 Oğuzlar dahi isyan ettiler. Kapkan, İnel, Bilge ve Kültigin yıllarca bu isyanları bastırmakla uğraştı. Ülke kaosa sürüklendi. Batı topraklarının bağlılığı zayıfladı. Boyların bazıları Çin'e sığındı. 712'de Tang tahtına oturan Huanzong, Göktürklerle yapılan ittifakı yok sayıp Türk beylerini Kaan'a karşı kışkırttı. Binbir zorlukla mücadele eden Kapkan, 716 yılında Bayırkuların üzerine yaptığı başarılı seferden dönerken tuzağa düşürülüp öldürüldü. Kesik başı Çinli casuslarca Chang'an sarayına yollandı. Kapkan'ın ölümü üzerine oğlu İnel başa geçti. İnel gençliğinde çok da başarılı bir karakter değildi. İlteriş'in oğullarından Kültegin, kuzeninin ülkeyi düze çıkaramayacağını düşünüp bir darbeyle onu tahttan indirip yerine ağabeyi Bilge Şad'ı getirdi ve Göktürkler için yeni bir dönemin kapıları açıldı. 30'lu yaşlarının başında Kaanlık tahtına oturan Bilge Kaan, yeterince devlet tecrübesine sahip olmasına rağmen büyük bir enkaz devralmıştı. Amcasının ölümü üzerine Türgişler, Sulu Kaan önderliğinde bağımsız olmuşlar, Tatabılar ve Kitanlar Tang hanedanlığına bağlanmışlar, Bozkır'daki pek çok Türk boyu da Ötüken'e olan sadakatlerini bozmuşlardı. Ayrıca kıtlıktan dolayı Göktürkler büyük sıkıntılar yaşamaktaydılar. Bilge Kaan ilk icraatı olarak kardeşi Kültegin'i askeri işleri organize etmesi için görevlendirdi. Yaşlanıp köşesine çekilmiş Tonyukuk'u yanına çağırıp veziri yaptı ve ülkeyi Türk töresine göre yeniden toparlamak için ant içti. Bilge Kaan ve Kültegin, Tonyukuk'un danışmanlığında ülke dirliğini sağlamak için çok uğraştılar. Önce devlete küsen ve Çin'e giden Göktürk asillerini yeniden kendilerine bağlayıp Türk boylarını tek tek mağlup ettiler. Onların bu mücadelelerini detaylı bir şekilde Orhun abidelerinde görebilirsiniz. Düzeni sağlayan Kaan, Çin'in üzerine yürümek için hazırlandığında Vezir Tonyukuk onu durdurdu.
savaşın değil, barışın halkı zenginleştireceğini söyledi. Güçlerini daha yeni topladıklarını, güneye yönelmenin kendilerine zarar vereceğini belirtip Bilge Kağan'ı fikrinden vazgeçirdi. Ona göre Çin tamamen alınsa dahi bunun uzun vadede farklı sebeplerden kaynaklı Türklere yarar sağlamayacağını biliyordu. Kağan şehirlerinin etrafını surlarla çevirip içine yerleşmeyi ve Budist tapınakları yapıp halkı bu dine yöneltmeyi planlıyordu. Tecrübeli vezir bunun da iyi bir fikir olmadığı kanısındaydı. Türklerin nüfusunun Çinlilerden çok daha az olduğunu, buna rağmen onlara karşı üstün gelinebilmesinin yaşam kültüründen kaynaklı olduğunu izah etti. O yüzden güvenle yaşamlarını idame ettirebilmeleri için konar göçer hayat tarzından vazgeçemezlerdi. Budizmin Türklerin savaşçı karakterlerini törpüleyici nitelikte olduğu üzerinde durdu. Vezirinin öğütlerine kulak veren Kağan, bu girişimlerinden vazgeçip Çin'le barış görüşmelerine başladı. İmparator Huanzong, Göktürklerin barış isteğini reddetti. Onlara toparlanmaları için vakit tanıma niyetinde değildi. 720 yılında bir plan yaptı. Batıdaki Basmalılarla, doğudaki Kitan ve Tatabıtlarla ve kuzeydeki Kırgızlarla anlaştı. Kapkan Kağan'ın oğullarıyla da gizlice temas kurdu. Birlik olup Göktürkleri sıkıştıracaklardı. İttifak güçleri arasındaki mesafe çok uzun olduğundan kuvvetler organize olamadılar. 721 sonbaharında ittifakın en zayıf halkası Basmalılar, diğer ordulardan daha önce Ütüken civarına vardılar. Diğerlerinin henüz gelmediğini görünce korkup geri çekildiler. Bu çekilişi takiben Kitanlar da çekinip saldırıdan vazgeçince plan suya düştü. Bilge Kağan, Basmalıları beş balığa kadar takip edip onları ağır bir yenilgiye uğrattı. Akabinde hiç durmaksızın 721'in kışında Çin'in Kansu bölgesine saldırdı. Köyleri, kasabaları, şehirleri yağmaladı. Saldırı planlayan Çinlileri savunmaya zorladı ve Yuan Cheng komutasındaki tank ordusunu bozguna uğrattı. Zafer kazanmasına rağmen Bilge Kağan savaşı devam ettirmedi. Onun ana hedefi halkına uzun yıllar unutulan refahı geri getirmekti. Bir sonraki sefer mevsiminde Kitanların üzerine gidip arkasından iş çeviren bu topluluğu da cezalandırdı. Karşısına dikilen ittifakı paramparça eden Bilge Kağan, Çin sarayına elçi yollayıp barış yapmak istediğini yineledi. Barışı, Tang hanesinden bir prensesle nikah akdi yaparak perçinleme arzusunu da belirtti. İmparator, Göktürklerin gücünü gördüğü için Kağan'ın isteklerine boyun eğdi. Ütüken'in efendisi, bu tarihten sonra barışı korumak için elinden gelen her şeyi yaptı. Çinlilerin vaatlerini yerine getirmemelerine rağmen elini kılıcına götürmedi. Tibetliler tanklara karşı onunla müttefik olmak istese de bunu reddetti. Halkına barışı getiren lider, barışı sonuna kadar korumaya niyetliydi. Bu süre zarfında halkı müreffeh bir hayata kavuştu. Yaylalar at sürüleriyle doldu taştı. Ticaret yolları ardı arkası kesilmeyen kervanları Bozkır'ın bir ucundan diğerine götürdü. Türkler ticaretle zenginleşti. Yurt dört başı mamur bir duruma geldi. Bilge, Kültegin ve Tonyukuk üçlüsü Göktürkleri abad etti. 726 yılında Tonyukuk vefat etti. Bilge Kağan onun yerine yetenekli vezirler bulup görevlendirdi. 731 yılında ise yenilmez savaşçı denilen kardeşi Kültegin öldü. Kağan kardeşinin ölümüne çok üzüldü. Onun adına diktirdiği abidede üzüntüsünü şöyle ifade etti. Küçük kardeşim Kültegin vefat etti. Kendim düşünceye daldım. Görür gözüm görmez gibi, esen aklım esmez oldu. Kendim düşünceye daldım. Zamanı Tanrı yaşar. İnsanoğlu hep ölmek için türemiş. Öyle düşünceye daldım. Gözden yaş gelse mani olarak, gönülden ağlamak gelse geri çevirerek düşünceye daldım. Müthiş düşünceye daldım. İki şadın ve küçük kardeş yeğenimin, oğlumun, beylerimin, milletimin gözü kaşı kötü olacak deyip düşünceye daldım. Kültegin, diyarın dört bir yanından gelenlerin katılımıyla gerçekleştirilen cenaze merasimiyle toprağa verildikten sonra Bilge yalnız kaldı. Beraber yola çıktığı yoldaşları bir bir toprak olmuştu. Orta Asya'da Kağan'ın bileğini bükecek adam kalmamıştı.
Evet ama onu anlayabilecek derecede büyük adamlar da artık hayatta değillerdi. O, tahtının tepesinde yalnız bir efsaneydi. Bozkırların efendisi, kendi iradesinden başka rakibi olmayan bilgeler bilgesi, Türklerin büyük kağanıydı. Yıl 734'ü gösterdiğinde sürekli Çin'e elçilik vazifesiyle giden vezir Buyruk Çor tarafından zehirlenip öldürüldü. Buyruk Çor'un kağanı hangi sebeple zehirlediği bilinmese de neticede bilge artık hayatta değildi. Göktürk tahtında değişim vakti gelmişti. Bilgi Kağan'ın ölümünden sonraki dönemle ilgili maalesef bilgiler kısıtlıdır. Bu bilgiler doğrultusunda Kurultay'ın Bilge'nin oğullarından birini Yijan ünvanıyla Kağan seçtiğini biliyoruz. Yijan babasının politikasını sürdürüp Çin'le olan barışı korudu. Boyların bağlılığını sürdürmeyi başardı. Kağan 740'lı yılların başında aniden hastalanıp ölünce yerine kardeşlerinden birisi Bilge Kutluk Tengri ünvanıyla Kağan yapıldı. Yeni liderin yaşı küçük olduğundan asıl yönetim Küçük Kağan'ın annesi Tonyuk'un kızı Pofu Hatun ve onunla anlaşma yapan vezirlerdeydi. Bu durum boylar arasında güçsüzlük olarak algılanmış ve kıpırdanmalara yol açmıştı. Bozkır'ın atlıları rüştünü ispatlamamış birinin ardında kolay kolay durmazlardı. Beyler ve komutanlar Kağan'dan ziyade Kağan'ın amcaları olan sol ve sağ kol yöneticilerine hürmet ediyorlardı. Pofu Hatun oğlunun iktidarını güçlendirmek için amcaları ortadan kaldırmak istedi. Sağ kol şadını bir entrikayla öldürdü. Sıranın kendisine geleceğini açıkça gören sol kol şadı Pan Kültekin isyan etti. Girdiği mücadele sonucu Kutluk Tengri'yi öldürdü. Bilge Kağan'ın oğullarından birini Kağan yaptı. Aşina ailesiyle bağlantılı olmadığı düşünülen Kutluk Yabgu, Pan Kültekin'in başa getirdiği Kağan'ı öldürüp Bilge Kağan'ın başka bir oğlunu başa getirdi. Sonra şartların değiştiğine kanaat getirip başa getirdiği Kağan'ı öldürüp kendisini Kağan ilan etti. Kuzey'in fokur fokur kaynadığını gören Tang İmparatoru, sadakatleri pamuk ipliğine bağlı Türk boylarını yanına çekip isyana teşvik etti. Taht mücadelesinden kaynaklı otorite boşluğundan yararlanan Basmıl, Karluk ve Uygurlar açık açık isyan ettiler. Göktürk Kağanlarını tanımayıp bağımsız hareket etmeye başladılar. Üçlü ittifak Kutluk Yabgu'nun üzerine yürüyüp onu yendi ve öldürmeyi başardı. Başarı üzerine Basmıl boy liderini aralarında Kağan ilan ettiler. Çinliler ise doğudaki Moğol kabilelerini itaat altına alıp Bozkır'daki tehditkarlıklarını bir kez daha gösterdiler. Güçlerini hepten yitiren Göktürkler, Pan Kültekin'in oğlu Wusu Mişihi Ozmış ünvanıyla Kağan bellediler. Tang İmparatoru, General Wang Chung-su'yu Ozmış'ın üzerine yolladı. Gobi çölüne varan general, Göktürklerin üzerine gitme işini müttefikleri Basmıl, Karlık ve Uygurlara verdi. Bu üçlü Ozmış'ın üzerine gidip onu yendi. Kağan hayatını kurtarsa da bu sefer Çinlilere yakalandı ve 744 yılında öldürüldü. Onun ölümüyle Aşin ailesinden birçok kişi binlerce çadırlık mahiyetleriyle Çin'e sığındı. Perişan haldeki Göktürkler bir avuç kaldıkları halde direnme niyetindeydiler. Ozmış'ın oğlunu Paymei ünvanıyla lider seçtiler. Ama isyancı boylar coğrafyanın tamamına hakim oldukları için onun kağanlığı çoğunluk tarafından tanınmadı. Çinliler son kalıntıları da temizlemek adına General Wang Chung-su'yu bir kez daha kuzeye yolladılar. General son Göktürk'ü bir dağ eteğinde kıstırıp bozguna uğratmayı başardı. Paymei zar zor meydandan kaçsa da çilesi daha bitmemişti. Göktürk topraklarının hakimiyetini eline alan Basmıl, Karluk ve Uygurlar o sıralarda birbirlerine düştüler. Aralarındaki mücadeleyi Uygur lideri kazandı ve kendisini Kutluk Bilge Külkan'ı ilan ederek Ötüken Yaylası'na yerleşti. Egemenliğini kabul ettirdikten sonra 745 yılında hükümsüz Göktürk Bey'i Paymei'ye saldırıp onu öldürdü ve kellesini Çangan'daki saraya yolladı. Uygur Kağan'ı 2. Göktürk Kağanlığı'nın siyaseten sonunu getirdi. Bozkırlar'da Aşina hanesinin hükmü artık bitmişti. Tang hanesinin hizmetine giren Aşina ailesi fertleri uzunca bir süre daha varlıklarını muhafaza ettiler. Hatta sayıca az dahi olsalar da yer yer isyan edip Kuzey Çin tarihinde atlarından söz ettirdiler. Özellikle Anluşan isyanı sırasında ve tankların düşüşünden sonra güçlenip küçük devletçikler dahi kurdular.
941 yılına kadar Çin belgelerinde varlıkları net bir şekilde görünen Göktürkler, bu tarihten sonra kayda değer olaylara karışmadıkları için evraklardan da silinip gittiler. Benzer videolar için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın ve çevrenizdekilere DFT tarihi tavsiye ederek beraber büyümemize yardımcı olun.